Azerbaycan, Kelbecel'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi. Kararın alınmasında bölgedeki hava koşullarının sertleşmesi etkili oldu. Azerbaycan, Kelbecel'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi. Gelişmeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev duyurdu. Hacıyev, Erivan yönetiminin Rusya aracılığıyla Kelbecer'den çıkmak için biraz daha süre istediğini aktardı. Azerbaycan'ın da insanlık sergileyerek sürenin 25 Kasım'a kadar uzatılmasını kabul ettiğini belirtti. Zira bölgedeki hava koşullarının zorlaşmış olması Ermeni sivillerin ayrılışını yavaşlattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Kelbecer'deki Ermeni nüfusunun oraya 1993'teki işgalden sonra yasa dışı yerleştirildiğini de hatırlattı. 10 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşması gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi bekleniyordu. Diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtarılan bazı yerlerden yeni görüntüler de paylaştı. Hocavent ve Terter işte böyle görüntülendi. Kelbecer'de bazı Ermeniler akrabalarının mezarlarını kazarak cesetlerini de yanlarında götürdü. Şimdi Gence'ye gideceğiz, Azerbaycan'a ve bölgedeki son gelişmeleri A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'tan alacağız. Kerim. Evet, 30 yıldır işgal altındaki Karabağ gün be gün işgalden kurtarılmaya ve Ermeniler tarafından boşaltılmaya devam ediliyor. Malumunuz 44 gün süren bir savaş sonrasında Ermenistan yenilgiyi kabul etti ve cepheden askerlerini çekmeye başladı. Bir yandan da anlaşma çerçevesinde 3 ayrı noktadan kentten Ermeni siviller yerleşim yerlerini boşaltmaya devam ediyorlar. Bu yayınımızda sizlere Ermeni vandalizminin, ekolojik vandalizminin neden olduğu tahribatı ekranlarınıza getireceğiz. Evet, Kelbecer dedik. Kelbecer çok çok önemli bir nokta ve dün itibariyle Azerbaycan'a teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak bölgenin dağlık ve zor bir bölge olmasından dolayı, 3500 kilometre karelik bir alan olmasından dolayı Ermenistan Rusya üzerinden ek bir süre istedi Azerbaycan'dan. Ve Azerbaycan tüm dünyaya bir insanlık dersi vererek burada Ermenilere 10 gün daha süre tanıdı ve 25 Kasım son tarih olarak belirlendi. Aslında tabii son tarih diyoruz, 10 gün süre diyoruz. 1990'lı yıllarda maalesef Ermeniler Karabağ'da sivillere hiç şans tanımadılar Azerbaycanlı. Sadece Kelbecer'de 10 saat bir süre tanındı ve 10 saatlik süre zarfında sonunda maalesef siviller katledildi. Peki şimdi durum ne? Şu an insani bir koridor oluşturulmuş durumda. M11, M12 karayolları şu an Ermeni sivillere açık durumda. Peki Ermeniler ne yapıyor? Bakın, fotoğraflarla göstereceğim size. Bu manzara Kelbecer'deki her noktada yaşanıyor. Yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı bir coğrafyadan, bir ilçeden, bir kentten bahsediyoruz. Ve Ermeniler eşya... için 150 bin Azerbaycanlı olacak. 150 bin Azerbaycanlı bu evlerde yaşamasın istiyorlar ve sıkıntı yaşasın istiyorlar. Dolayısıyla tüm evlerini yakıyorlar. Aslında Azerbaycanlılar ne yaptı? Hiç zarar vermediler ki. Maalesef şu an Ermeniler burada yoğun bir tahribata neden olmuş durumdalar. Tabii diğer yandan bakın, başka bir fotoğraf karesi göstereceğim. Burada Ermeniler elektrik tellerini söküyorlar. Bakın, elektrik telleri. Ermeniler neden elektrik tellerini, bakır telleri söküyorlar? Bu bölgeye gelecek Azerbaycanlıların, halkın, sivil halkın elektriksiz kalmasını istiyorlar. Elektriksiz kalması için de tüm elektrik direkleri şu an Ermeniler tarafından Kelbecer'de, Laçın'da sökülüyor ve sökülmeye maalesef devam ediliyor. Başka bir fotoğraf karesi bakın. Ermeniler evlerinde ne var ne yok söküyorlar. Cam, çerçeve, hatta klozetleri bile beraberlerinde götürüyorlar ki bu fotoğraf karesi dünyada büyük yankı uyandırdı. İşte o çarpıcı kare. Diğer bir fotoğraf karesi. Tabii Ermeniler beraberlerinde bir yandan tarihi eserleri,
götürürken bir yandan da yakınlarını mezarlarını da götürüyorlar. Bakın, burası Ermenistan Kelbecer'de, Laçın'da, Bağdam'da tüm mezarları aşmış durumda. Ve yakınlarının mezarları, kemikleri şu an açılarak Ermenistan'ın başkenti Erivan'a götürülmeye devam ediliyor. Başka bir fotoğraf karesi ki en çarpıcı fotoğraf karesi. Ermenilerin neden olduğu ekolojik vandalizmi gösteren en çarpıcı kare. Bakın, Ermenistan, Kelbecer ve Laçın oldukça dağlık bir bölge, ormanlık bölge, doğa harikası bir bölge ve bu bölgedeki ormanları tek tek katlediyor, kesiyor. Ve Kelbecer'de kesilen ağaçları görüyorsunuz. Binlerce ağaç kökünden kesilmiş durumda ve kesilen ağaçlar da yakacak olarak Ermeniler tarafından Erivan'a taşınmaya devam ediliyor. Ekolojik vandalizmi gösteren en çarpıcı bir başka kare. Bakın, burası Ağdam. Ağdam'ın Azerbaycan tarafı, Çemenli tarafı, yayınlarımızı yaptığımız yer sürekli Ağdam'da Çemenli kasabasıydı. Çemenli kasabasının yemyeşil halini görüyorsunuz. Tarım yapılan halini görüyorsunuz. Peki Ağdam'ın Ermeniler tarafından işgal altındaki bölgesine baktığımız zaman ortaya işte Ermenilerin neden olduğu ekolojik vandalizmi görüyorsunuz ve çorak ve oldukça kötü bir alan, arazi şu an karşınıza çıkıyor. Evet, bölgede tabii tahribat yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizler de kameraman arkadaşım Ömer'le birlikte tahribatın neden olduğunu ekranlara taşımaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrar merkezde bırakalım.